baktık ne yapacağımızı şaşırdık dedik ne yapabiliriz. Bir döndük herkes kaçan kaçan zaten o psikolojiyle biz de kaçtık. Ondan sonra baktık ki bak başka bir patlama şeyi yok. Herkes polisler müdahale etmeye başladı. Gittik gördük peki. Yani bizim yerimizde kim olsa göz kaldırmaz. Yakınız var mıydı? Yok bir arkadaşımız vardı sadece. Yaralıları ölenleri görebildiniz mi? Gördük. Bir canlı bomba tahminen kafası kopuktu. Bir yerde bir kızın bir turist kızın kolu kopmuştu böyle bir 20 metre kadar. Ayaklar kopuk vardı böyle. Üstümüze zaten bizim insanların etleri geldi. Nasıl dışarı ampul gelmedi Allah'a şükürler. Sonra ne yaptınız? Sonra ne yaptık zaten biz ambulans aradık. Herkes ambulans arıyordu. Kendini toparlayabilenleri oradan kenara çektik. Biz zaten 3-4 kişi vardı kendini toparlayabilen. Tahminen zaten bir kişi orada öldü. Kaç kişi vardı tahminen orada? 8-10 kişi en fazla. Yani bir gruptu sanki yani. Bir grubun içinde patlattı. Yani ağırlık olarak yaralı mıydı? Ağırlık olarak yaralıydı. Sen topluydu. Tam topluluğun içinde patladı. Yani öyle dağınık bir yerde yaralan olmadı. Tam nokta nereydi? Balo sokak diye geçiyor. Hayır. Evet. Neresi? Atlas pasajıyla Halep pasajının arası. Yani ikisinin tam arası. Yani hükümet konağından az bir şey 10 metre yukarı. Siz Bursa ızgarı. Biz seyyar satıyoruz. Her zaman da orada çalışıyorduk. Bugün arkadaşım biraz yukarı gitti. Ben de gideyim dedim. Sen de oradaydın tabii. Biz oradaydık tam. Siz buraya arkadaşınızı mı getirdiniz? Sırtımda niye taşıdım arkadaşım. Onun durumu nasıl? Çok onun mu ağır? Onun durumu şarampol girdi sırtına iki tane böyle. Bir de ayağına şarampol girdi. Onu İsmi ne? İsmi soy ismi? İsmi Ferit. Soy ismini bilmiyorum arkadaşım. Eyvallah. Geçmiş olsun.